Güzel Sanatlar Liseleri, öğrencilerinin yetenekli oldukları güzel sanatlar alanları ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirerek öğrencilerini yüksek öğretime ve geleceğe hazırlayan liselerdir. Bu liselerde verilen eğitimde öğrencilerin sanatsal yetenekleri bir mesleğe dönüştürülmektedir. Güzel Sanatlar Liselerinde eğitim süresi 4 yıl olup tam gün kız erkek karma eğitim yapılmaktadır. Güzel Sanatlar Liselerinde müzik ve görsel sanatlar bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümler için her eğitim yılı başında okullarda ikişer şube açılmaktadır ve bir şubede en fazla 30 öğrenciye eğitim verilmektedir. Güzel Sanatlar Liselerinin bazıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tematik liseler olarak belirlenmiştir. Tematik liselerde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği alanında eğitim verilmektedir. Güzel Sanatlar Liselerine öğrenciler yetenek sınavıyla yerleşmektedir. Sınava başvurular genellikle Haziran ayının ortalarında yapılmaktadır. Başvuru işlemleri öğrenci meclisi tarafından e-okul üzerinden yapılmaktadır. Güzel Sanatlar Liseleri için yapılan yetenek sınavları her okulun kendi bünyesinde oluşturduğu sınav komisyonu tarafından yapılmaktadır. Bu liselerin müzik bölümü için yapılan yetenek sınavında öğrencilerin müziksel işitme, ritimsel bellek, ezgisel bellek, müziksel çalma ve söyleme gibi yetenekleri değerlendirilmektedir. Güzel Sanatlar Liselerinin görsel sanatlar bölümü için yapılan yetenek sınavında öğrencilerin desen çalışmaları ve imgesel çalışma yetenekleri değerlendirilmektedir. Bu aşamadan sonra öğrencilerin yetenek sınavından aldıkları puanın %70'i ile ortaöğretim başarı puanının %30'u toplanarak genel sınav puanı hesaplanmaktadır. Öğrencilerin genel sınav puanı hesaplandıktan sonra okula alınacak öğrenci sayısına göre puanı en yüksek olan öğrenciler sınav komisyonu tarafından belirlenerek okula kabul edilmektedir. Okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini tamamlayarak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi olurlar. Güzel Sanatlar Liselerine kayıt yaptıran öğrencilere LGS veya yerel yerleştirme tercih ekranı açılmamaktadır. LGS veya yerel yerleştirme ile öğrenci olan liselerde eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle Güzel Sanatlar Liselerindeki kayıtlarını iptal ettirmelidirler. Güzel Sanatlar Liselerinin ders programı 3 bölümden oluşmaktadır. Ders programında akademik dersler, bölüme özgü dersler ve alanlara özgü dersler bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Liselerinin 9 ve 10. sınıfında Türk Dili ve Edebiyatı, fizik, kimya, matematik, biyoloji, din kültürü, tarih, inkılap tarihi, coğrafya, felsefe, yabancı dil, görsel sanatlar gibi akademik derslerin ağırlığı bulunmaktadır. 11 ve 12. sınıfta ise öğrenciler sözel, sayısal, eşit ağırlık veya dil alanlarından hangisini seçmişlerse seçtikleri bu alana özgü derslerle üniversite sınavlarına hazırlanmaktadır. Öğrencilerin üniversite sınavında en çok tercih ettikleri bölümler ise antropoloji, arkeoloji, grafik tasarım, iç mimarlık ve çevre tasarımı, klasik arkeoloji, kuyumculuk ve mücevher tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, müzecilik, restorasyon, seramik tasarımı, tekstil ve moda tasarımı, dijital oyun tasarımı, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı, arkeoloji ve sanat tarihi, çizgi film ve animasyon, görsel iletişim tasarımı ve medya, kurgu, ses ve görüntü yönetimi, sanat tarihi, sinema, TV ve dijital medya gibi bölümlerdir. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 9. sınıftan itibaren eğitim gördükleri görsel sanatlar veya müzik bölümlerine özgü teorik ve uygulamalı derslerle hem sanatsal yeteneklerini geliştirmekte hem de yüksek öğretim programlarının özel yetenek sınavlarına hazırlanmaktadırlar. Güzel Sanatlar Liselerinin görsel sanatlar bölümünde eğitim alan öğrenciler, özel yetenek sınavlarıyla üniversitelerin aksesuar tasarımı, çizgi film ve animasyon, görsel sanatlar öğretmenliği, fotoğrafçılık, grafik tasarım, heykel, moda ve tekstil tasarımı, plastik sanatlar ve resim, resim iş öğretmenliği, sahne dekorları ve kostümü, takı teknolojisi ve tasarımı, tekstil ve moda tasarımı gibi bölümlere yerleşmektedirler. Güzel Sanatlar Liselerinin müzik bölümünde eğitim alan öğrenciler, özel yetenek sınavlarıyla üniversitelerin bando şefliği, çalgı yapımı ve eğitimi, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, koro, müzik öğretmenliği, müzik teknolojileri, müzikal tiyatro, nefesli, vurmalı ve üflemeli çalgı eğitimi, opera ve konser şarkıcılığı, şan eğitimi, Türk musikisi ve çalgı yapımı gibi bölümlere yerleşmektedir. Ayrıca Güzel Sanatlar Liselerinden mezun olan öğrenciler, mezun oldukları bölümlerin devamı niteliğinde olan 2 yıllık ön lisans bölümlerini tercih ettiklerinde de ek puan almaktadırlar. 2020 yılı itibariyle 91 Güzel Sanatlar Lisesi'nde 16.351 öğrenci eğitim görmektedir. Bu okullardan üniversite sınavına giren 7.157 öğrenciden 250'si, yani sınava giren öğrencilerin %3.5'i üniversite sınavlarında 4 yıllık fakültelere yerleşmiştir. Güzel Sanatlar Liselerinin YKS sınav başarısının düşük olmasının sebebi, bu liselerde eğitim gören öğrencilerin üniversitelerin özel yetenek sınavlarıyla yüksek öğretim programlarına yerleşmeleridir. Güzel Sanatlar Liselerinde öğrencilerin ders başarıları, sınavlar, projeler ve bölüm dersleriyle ilgili uygulamalar üzerinden değerlendirilmektedir. Güzel Sanatlar Liselerinin kendi aralarındaki öğrenci nakilleri, okullarda kontenjan bulunması koşuluyla her sınıf seviyesinde yapılabilmektedir. Başka bir lise türünden Güzel Sanatlar Liselerine öğrenci nakili yapılamamaktadır. Güzel Sanatlar Liselerinden başka lise türlerine öğrenci nakili ise, nakilde bulunacak lise türünün nakil şartlarına göre yapılmaktadır. 91 Güzel Sanatlar Lisesi'nin 42'sinde öğrenciler için yurt imkanı bulunmaktadır. Yurt imkanından yararlanacak öğrencilerin tercih yaparken bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir. Güzel Sanatlar Liselerinde konserler, sergiler, sempozyumlar, sanatçı buluşmaları gibi birçok kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yanında eğitim sürecini destekleyici kültürel ve sanatsal geziler de yapılmaktadır.
Tüm lise türlerinde olduğu gibi güzel sanatlar liselerinde de özürsüz 10 gün okula gelmeyen veya eğitim yılı boyunca toplam 30 gün devamsızlık yapan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılmakta ve sınıf tekrarına kalmaktadırlar. Güzel sanatlar liseleri hakkında daha fazla bilgi için okul müdürlüklerini arayabilir, merak ettiğiniz okulları ziyaret edebilir, okulları, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip edebilir, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi, YÖKATLAS, Univer internet sitesi, Mesleki Bilgi Sistemi, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme ve Yerleştirme Merkezi ve Mesleğim Hayatım Projesi internet sitesiyle alantercihleri.com, meslektercihleri.com, İşkur E-Şube internet sitelerinden bilgi edinebilir, YouTube ve EBA'da bulunan lise tanıtım videolarını izleyebilir, okullarda eğitim görmekte veya mezun olan öğrencilerden ve okul rehberlik servislerinden bilgi edinebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, iyi bir gelecek için doğru kararlara, doğru kararlar için de daha çok bilgiye ihtiyacınız var. Kendinizi iyi tanıyın ve gelecek fırsatlarınızı iyi değerlendirin. Hepinize keyifli ve verimli bir hayat diliyorum.